Aleviler için bir ilk yaşandı ama sadece Türkiye ya da Almanya için değil. Dünya tarihinde ilk kez bir ilk yaşanıyor. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu kamu tüzel kişiliği statüsüne kavuştu. Değerli izleyenler, evet Kuzey Rhein-Westfalia Eyalet Parlamentosu'nun onayıyla AABF bu statüye kavuştu. 30 yıllık mücadelenin sonucunda elde edilen bu statüyü Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Gülay Kurt Yiğit'le konuşuyoruz bugün Avrupa gündeminde. Evet, halk talebinizin gerçekleşmesi aslında Alevi mücadelesine de çok önemli bir cevap. Nasıl yorumlarsınız, nasıl bir yanıt verdiniz bu statüyü kazanmakla? Nasıl yorumlarsınız dediğinde 30 yıllık bir mücadelenin ürünü olarak, taçlandırılması olarak görüyoruz bunu. Bu çok önemli, bu çok anlamlı. Demek ki bizim yaptıklarımız gerçekten de doğruymuş. Tüm dünya Alevilerin sahip olması için mücadele vermek için kamçılıyor. Bunu da tabii ki dediğim gibi daha önce de yapacağız hep Evet, birlikte. Almanya'da aslında 30 yıl boyunca ilmek ilmek işledi Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu bu statüyü elde etmek için. Birçok eyalette örneğin hak eşitliği anlaşmalarınız vardı. Nihai adım bu oldu, statü oldu. Peki diğer taraftan bu statüyle hangi ayrıcalıklara sahip olacak Alevi toplum Almanya'da? Bu statüyle birlikte kiliselerin sahip olduğu tüm anayasal haklara ve ayrıcalıklara, yetkilere sahip olacağız. Bunun dışında devletle partner olacağız. Aynı göz hizasında olacağız ama devletin denetimi altında olmayacağız. Özerkliğimiz ve bağımsızlığımızı koruyarak inanç ve din özgürlüğümüzü çok daha rahat bir şekilde kullanacağız. Kendi iç hukukumuz olabilecek, kendi kamulaştırma yetkimizi kullanabileceğiz. Bunun dışında vergi, haç gibi konularda çok yönlü yararlarımız olacak. Ekonomik destek fonlarından faydalanabileceğiz ve genel olarak da siyasi kurullarda söz sahibi olabileceğiz. Kısacası güçlü bir Alevi toplumu olarak yaşadığımız bu ülkede söz sahibi, daha da bir yoğun şekilde söz sahibi olacağız ve ayrıcalıklı birçok hakka sahip olacağız. Bu adım Avrupa'ya da yansır mı? Avrupa'da çünkü birçok ülkede de örgütlenmeleriniz var. Var mıdır orada da böyle bir hak mücadeleniz bu statüyü kazanmak için? Ya bundan sonra ben öyle zannediyorum ki diğer ülkelerde de bu çalışmalar daha da yoğunlaşacak. Tabii ki bu karar örnek teşkil ediyor ve sadece diğer ülkelerde değil, şu an NRB bölgesinde, eyaletinde elde etmiş olduğumuz bir kazanım. Diğer eyaletlerde de bunun başvurusunu yapacağız. Zweifel Eyalum dediğimiz durum söz konusu. Orada daha kolay bu diğer eyaletlerden de bu statüyü kazanabileceğiz diye düşünüyorum. Onun dışında elbette ki örnek teşkil ediyor ve diğer ülkelerde, diğer federasyonlarımızla birlikte onların da yaşadıkları ülkelerde böyle bir statüye sahip olmaları için el birliğiyle, var gücümüzle çalışacağız. Peki Türkiye'den nasıl tepkiler geldi veya kutlamalar geldi? Onları da anlatır mısınız? Kimler aradı? Şimdi her arayanı ben şu an bilmiyorum tabii ki. Çünkü hepimizi arıyorlar ama genel olarak çok olumlu karşılandı. Özellikle Alevi toplumu içerisinde büyük bir sevinç yarattı ve onlar gururla, onurla Almanya'ya bakıyorlar. Biz onlara buradan güzel bir güç, bir güzel ışık gönderdik diye düşünüyorum. Ve gelen yani tepkiler genelde olumlu ve böyle de yani daha çok şeylerde dönüşler olacaktır. Olumlu karşılamayanlar da olabilir ama şu an biz sevincimizi yaşıyoruz. Bu kazanımızın bize getirdiği coşkuyu sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu coşkuyla birlikte Türkiye'deki canlarımızı da güçlendirebilme yollarına girişeceğiz tabii ki. Onların her zaman içindeyiz. Onların her zaman yanındayız. Ve yani bana gelen bütün mesajlar, bütün yorumlar çok olumlu. Herkes çok mutlu, çok sevinçli.
Evet, 30 yıllık mücadelenin sonunda gerçekten de demek ki bu azimli mücadelenin meyvesi de alınabiliyormuş gerçekten. Siz bunu tüm eyaletlere ardından da Avrupa'ya yaymayı hedefliyorsunuz. Güray Kodi ve dünyaya. Ve dünyaya. Umarım Türkiye'de de bu hak mücadelesinde Almanya'nın bu statüyü kazanması etkili olur veya ilham olur, öyle söyleyelim. Bu kamu tüzel kişiliği statüsüyle birlikte Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu siyasi arenada da söz söyleme hakkına kavuştu sanıyorum. Bu ne anlama geliyor? Yani kısacası siyasi kurullar toplandığında biz daha fazla söz sahibi olacağız o kurullar içerisinde. Bu anlama geliyor. Yani daha çok söz hakkımızı kullanabileceğiz, kendimizi ifade edebileceğiz, taleplerde bulunabileceğiz. Yani genel olarak dediğim gibi güçlenmiş bir Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu karşınızda diyebiliriz. Katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim Işın Hanım. Bu sevinci bizimle paylaştığınız için sağ olun.